O eve dönmene bile gerek yok. Unutma sen reşitsin ya. İstediğin yerde yaşamaya karar verebilirsin. Ve sen bu evde tek başına yaşamaya karar verdin. Bu. Tek başıma mı? Seni sadece sığıntı olmaktan değil, seni üzen her şeyden ve herkesten kurtarıyorum. Bu evde kavgaya, gürültüye, yasaklara, dayağa yer yok Zeynep. Bu evde sadece sana yer var. Bu evde babana yer yok. Olmaz. Babam olmadan olmaz. Ne demek olmaz? Yaşadığın onca şeyden sonra nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ben ne babamı ne de dedemi asla bırakmam. Bırakamam. Bu şey değil mi? Öğrenilmiş çaresizlik. Sponsor hediyeleri çöpe gidiyor. O evde işini bile yapamıyorsun Zeynep. Ailen ayağına dolanıyor, görmüyor musun? Üzgünüm ama sana vaat ettiğim hayata babanla kavuşamaz. Bak biliyorum, babandan çok korkuyorsun ama... Bilmiyorsunuz. Babamla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben babanın sana nefes bile aldırmadığını biliyorum. Babandan dayak yediğini biliyorum. O evde seni satmaya çalıştıklarını biliyorum. Hadi bana bilmediğin bir şey söyle. Yani bana öyle bir şey söyle ki babamı bırakamam derken aklını kaçırdığını düşünmeyeyim. Benim babam... Umarım o tokat kadar gerçeksindir. Değilsen babanı fena harcarlar. Evet. Senin baban... Evet dinliyorum Zeynep. Senin baban ne? Yapamam. Ne demek yapamam? Babanla ilgili bilmem gereken bir şey mi var? Ben asla babamı bırakmam. Size hayal kırıklığına uğrattığımı farkındayım. Benden daha hırslı, daha savaşçı olmamı beklerdiniz. Ama ben savaşıyorum zaten. Tek başıma değil ama. Ben bu evi de istiyorum. Bana vaat ettiğiniz o hayatı da. Ve bir gün alacağım. Ama her ne alacaksam babamdan, sevdiklerimden asla vazgeçmeden alacağım. Kadir Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Ne nasıl konuş? Eve mi gidelim? Soğudu değil mi? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir ikram benim yapmam lazım değil mi? Ben hiç, ilk defa benim bir misafirim oldu da. Nasıl ikram edebilirim ben? Hiç gerek yok. Yani konuşalım diye geldim ben. Tamam. Ama bir şey içmen olmaz ki. Su yapayım mı? Olur. Nasıl içersin suyu? Orta? Ilık, soğuk mu? Nasıl ben? Ilıştırayım mı en iyisi? Ilık. Tamam. Çok güzel yaparım. Bekle ben geliyorum.
Kanka. Ay yok, teşekkürler. Hiç zahmet etmeyin lütfen Kadir Bey. Ben buraya sohbet edelim, tanışalım diye geldim aslında. Oğlum ben çok severim. Ben sohbetleri çok seviyorum. Ama şimdi aklıma bir şey gelmiyor ki. Ne konuşsam acaba? Ne desem? Sen başta konuşmayı, sohbetleri, sonra ben de konuşurum. Siz galiba içkilisiniz, ha? Ben böyle sizi bölmüş gibi olmayayım. Benim için dert değil saat falan, yani devam edebilirsiniz. Saat kaç ki? Burada olunca benim bir şey mi içmem lazım? Nasıl oluyor? Alkollü bir şeyler mesela. Yok mu? Yok, ben alkol içmem ben. Benim babam çok kızar sonra bana. Babanız kızar. Evet, babam kızar. Bir, iki, Zeynep'im çok üzülür. Türkan var ya, kafamın var ya benim. Etini yer zaten. Ben var ya pavyona gittim ha geçen gün. Pavyonda bütün kadınlarla erkekler birbirleriyle arkadaşlardı. Ben orada içtim. Çok kafam topaç gibi döndü ya. Sonra bir de Türkan bana bir kızdı. O yüzden yok yani. Anladım. Yani alkollü değilsiniz. Alkol yok. Bu böyle kendi haliniz mi? Benim bu kendi kadirim ben. Kendi kadir halim. Kendimim yani ben. Ben yanlış bir şey yapmıyorum değil mi? Ben Zeynep'in babası Kadir Bey'le görüşüyorum değil mi? Karıştırmıyorum. Yok, hayır. Ben Zeynep'in babasıyım. Ben babasıyım yani. Canım kızım benim. Ben kendim şahsen onun ben öz babasıyım. Evet. Babayım. Anladım. Öz babasısınız. Evet. Anladım. Yani üzülme. Ben görüyorum. Hep böyle oluyor. Ben biraz değişim yani. O yüzden insanlar hep böyle bakıyorlar. Bir bana bakıyorlar, bir Zeynep'e bakıyorlar, bir Zeynep'e bakıyorlar, bir bana bakıyorlar. Ben alıştım yani. Ya ne oldu biliyor musun? Anlatayım mı? Sıkıldın mı? Yok, anlatın lütfen. Tamam. Yani annem beni dünyalara getirirken, ben doğarken yani benim kordonum gelmiş boynuma dolanmış. Dolanınca işte ben birazcık böyle ondan böyle olmuşum. Yani benim burası benim kafamın içi değil, nefes alamamış. Öksürmüş durmuş. O yüzden de ben biraz değişeyim yani. Kordon dolanmış. Kordonum benim dolanmış. Düğüm olmuş galiba. İşte onlar yani. Doğuştan yani benim durumum böyle. Doğuştan. Doğunca olmuş. Çok memnun oldum. Gerçekten mi? Benimle tanıştığın için memnun musun? Gördün mü Fatma teyze, bak misafirimiz benden memnun kaldı. Hem de çok dedi, çok. Çok mu gerçekten? Ben de çok memnunum şu anda ben de. Hep misafirimiz ol inşallah. Görüşmek üzere. Ben sizi geçireyim. Gelin, yine gelin, hep gelin. Çok memnun oldu ya. Gene bekleriz efendim, gene bekleriz. Güle güle. Güle güle. İstediğin zaman gel yine zaman olunca. Çiçeklere de bakarız. Mustafa. Kuzum. Mustafa, hani biz senin telefonuna bir şey kurmuştuk ya, okuldan söylemişlerdi. Yani sen kaybolursan falan yerini bulmak için.
Bir şey kurmadık anne ya. Al bak bakayım sen şuna bir. Var orada. Hayır onu demiyorum. Heh. Uygulama olsa kurardık. Bizimki telefondaki ayar. Onu açtık sadece. Bak neler yapıyorlar görüyor musun? Sen o ayarı hatırlıyor musun? Şimdi o ayara biz başka bir telefonu daha kuracağız. Tamam mı? Ama kimseye söylemek yok. Aramızda sır. Kimin telefonunu? Melek'im. Tamam, tamam Kadir. Melek'im. Bugün de buluşmaya gerek var mıydı ki? Yani öyle gereksiz bir risk oluyor sanki. Ya bütün gece duramadı ya. Yani biraz gazını almak gerekiyordu. Yoksa yani birilerine bir şeyler anlatır falan diye. Kadir ya. Neyse ben sizi baş başa bırakayım. Ben şuradayım biraz. Siz ya sohbet edin işte ya. Hadi görüşürüz. Hem aşıklar bulursun ya. Sağ ol Fevzi. Eyvallah. Hem biz istediğimiz zaman, istediğimiz yerde, istediğimiz de kadar görüşebiliriz değil mi Melek'im ha? Kime ne ki değil mi ha? Tabii ki Kadir'cim, tabii ki ama yani böyle zırt pırt buluşmak da olmaz değil mi? olmaz. Hı-hı. Özür dilerim. Ama ben bir şey demedim ki kimseye, ben söylemedim. Anlamadım. Fevzi dedi ki özledin mi sen? Ben de ne diyebilirim, uzaylar kadar, ben doğruyu söyledim. Gökyüzü kadar dedim özledim ben. O da beni sana çok şükür getirdi. Bir dakika. Siz bunları konuşurken yanınızda biri var mıydı? Yoktu. Beni mi arıyorsun Melek? Bircim! Günler ya! Ne güzel bir gün! Allah'ım! Hoş geldi! Ya sen bizi nereden buldun? Merhaba. Büyücü Melek, Melek büyücü, büyücü Melek. Büyücü ya. Gerçekten büyücü. O
falan var ya. Oğlum bir gün patlayacaksın ama bakalım ne zaman. Melek bunun acısını benden fena çıkartır. Şimdi anlayacağız bakalım Fevzi. Ne işler çeviriyormuşsun sen. Ah Kadir'cim, neden daha önce söylemedin? Ben ön ayak olurdum bu büyük kavuşmaya. Yasaktı ya, ondan da ben işte öyleydi. Şekerim, kayıp çocuğumun babasını yakından tanıdığını bilsem... ...koşarak ilk sana gelmez miydim ben? Ay hayır, bilmez miyim senin bu konularda ne kadar yardımsever olduğunu? Çok yardımsever. Ben de çok gayet iyi biliyorum. O mesela bir abrakadabra yapar büyücü. Herkes yardımı olur onun. Kadir'cim çok sevindin değil mi? Yani nihayet sevdiğin kadına kavuştun. Evet, çok hem de çok. Ama Zeynep'e söylemiyorsunuz herhalde. Yok. Yok çünkü Zeynep... Üzülür. Çok üzülür. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Siz çok uzun zamandır hasrettiniz birbirinize değil mi? Hı hı. Ta Sinan Bey zamanlarından. Oh. Siz Sinan Bey kim? Doğumdan tam 9 ay önce Melek'le nişanlı olduğu şahıs arasında bir sıkıntı yaşanmış. Adam nişanı bozup Bursa'dan İstanbul'a dönmüş. Sanıyorum aradığınız bu beyefendi. Evet. Aradığım tam da bu beyefendi. Fevzi ufaktan müsar. Neredesin sen Fevzi ya? Neredesin? Neredesin sen? Kadir'cim, senin için bir mahsuru yoksa... Bize biraz izin versen. Melek benim çok eski arkadaşım. Çok eski, çok yakın arkadaşım. Konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki bizim. Söz veriyorum, bir dahaki sefere ben buluşturacağım sizi. Hatta bende toplaşırız. Olur mu? Hmm. Tamam. Öyle olsun, tamam. Tamam. Ama söz değil mi? Özletmeyeceksin değil mi Melek'im bana? Söz. Tamam o zaman, madem eski dostsunuz... Ne güzel bir tesadüf değil mi? Abi, amin, çok güzel, tamam. O zaman görüşürüz, tamam. Bir kere daha sarılsam olabilir mi? Ay çok tatlısınız ya. Boğulmasam tutardım içimde. Bende kalsın kokusu. Hoşça kal. Bay bay. Çılgın. Fevzi nerede? Fevzi. Tamam, ben bulurum onu ha, o bende. Ey dostum. Türkan. Sen Sinan'ı nereden biliyorsun? Ulaşması çok zor bir bilgi değil. Kadir'le birlikte olduğunuz zamanlar... Ay, pardon, sen tecavüz diyordun değil mi? Gerçi biraz önce hiç sana tecavüz eden biriyle konuşur gibi bir halin yoktu. Neyse. Hamile kaldığın dönemde... ...nişanlı olduğun adam... Dediğim gibi ulaşması çok zor bir bilgi değil. Bravo sana. Bravo, gerçekten çok güzel ulaşmışsın da.
Ama ne yapacağını sanıyorsun bu bilgiyle? Zeynep konusunda başından beri dürüst davranmadığını düşünüyorum Melek. Zeynep'in yağlı kapı olduğunu gördün. Şimdi hedefe onu koydun. Ama Zeynep'i sana bırakmam. Hayatını yalanlar üstüne kurmuş bir kadına Zeynep'i bırakma. Ne yapmak istiyorsan ardına koyma Sitare'cim. Ama unutma. Zeynep benim kızım. Onun annesi benim, sen değil. Ve önünde sonunda mutlaka kan kazanır.